Toplantı saat 15'te öğretmen evinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Toplantıda SBS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak merkezi sınavla ilgili bilgiler verildi. Ayrıca 29 Ekim kutlamaları ile ilgili de görüşüldü. Eğitim öğretim yılı başladı. Bir ay geride bıraktık. Öğretim yılının başında ilk toplantımızı gene beraber yapmıştık. Bu ikinci ayımız, ikinci toplantıda gene bir şekilde bir araya geldik. Ortak iki konumuz var beraber paylaşacağımız, konuşacağımız, tartışacağımız. Bir tanesi sınav sistemi, geçişte orta öğretime geçişler değişti diyorsunuz. Yeni bir sistem geldi. Bunu bir arada görüşüyor, konuşuyor, tartışıyor, bir karara bağlıyor. Olmalıyız. Bir de 29 Ekim bayramı kutlamaları var. Bu sene sıfırlı yıla denk geldi biliyorsunuz. Bu bayramlar, milli bayramlar her yıl coşkuyla kutlanıyor, kutlanmalı. Ama sıfırlı yıllarda, eşli yıllarda daha çok özen gösteriliyor biliyorsunuz. Bu sene gene bir sıfırlı yılda, 90. yılda denk gelme sırasıyla daha dolu, daha çok gayret sarf ediyor olmalıyız. Bunun da ilgili programı bir daha gözden geçiriyor. Görevlerimizi yeniden hatırlıyor. Burada beraber konuşuyor. Bir karara bağlı olmalıyız. Bu iki ana konu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bunun dışında diğer iş ve işlemlerimizle ilgili gene oturacağız, konuşacağız. Teklif ve önerilerinizi alıp bu doğrultuda toplantıyı dilek ve temennileriyle sonlandırmış olacağız. Okullara yerleştirilir, orta öğretim kurumlarına yerleştirilmesi yapılıyor idi. Ancak şu anda sistem değişti. Sistem değişince de aslında okullarımızın da, velilerimizin de, öğrencilerimizin de, hatta bizim de zaman zaman sanki kafamız karıştı gibi, yani ne olacağını çok bilmiyormuşuz gibi mi anlaşılıyor? Yani işte basından da takip ediyor, görüyorsunuzdur. Geçiş sistemiyle ilgili deniyor ki işte yılda ya da çocuk 36 sınava tabi olacak. Ondan sonra işte bunların ortalamasıyla ya da 12 sınav ya da 6 sınav, bakın bir sürü şekil var. Aslında geçiş sistemiyle ilgili acaba ilave bir sınav getirildi mi? İlave bir sınav var mı? Yoksa nasıl yapılacak? Nasıl yapılacağı aslında çok açık. Bununla ilgili biz hangi tedbirleri alıyor, hangi çalışmaları yapıyor olmalıyız? Bunun üzerinde beraber duracağız, konuşacağız, kararlar alacağız. Dolayısıyla ben sınav sisteminden böylece başlamış oluyorum.